Günaydın. Günaydın. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. İlk defa gelenler için ben Begüm. Bugün sabah biraz geç başlattım videoyu. Kahvaltımızı yaptık. Biraz Noyan'la oyun oynadık. Bengi güzel bir kahve yaptı. Kahvemizi içtik ve günü başlattık. Bundan bir önceki vlogda temizlik yapmıştık. Halıları o gün bekledim ama halılarım maalesef gelmedi. Bugün getirdiler. Hemen arkamdalar. Sonunda geldi. Bugün tekrardan evi şöyle güzel bir temizleyeceğiz ve artık halıları sereceğiz. Çünkü burada havalar bayağı serinledi. Akşamları özellikle çok soğuk oluyor. Noyan emeklemeye başladığı için yerde olmak istiyor ama yerler böyle açık olduğu için pek iyi olmuyor bizim açımızdan. O yüzden halıları bugün seriyorum. Ama büyük kış temizliğim için henüz 2 hafta var. Funda ablayla çalışıyoruz biz ama çok fazla dolu olduğu için maalesef 2 hafta sonraya ancak randevu verebildi. 1 hafta daha bekleyemem. O yüzden bugün artık halıları seriyoruz. Kış moduna geçiyoruz. Beraber geçelim istedim ve bir video başlattım. Bugün günlerden cumartesi, hafta sonu. Siz bu videoyu izlediğinizde hafta sonu olmayacak ama hepimizin hafta sonu çok güzel geçsin. Şimdi Bengi Noyan'ı yatırmaya geçecek. Ben mutfağa geçiyorum. Önce bir yemeğimizi bastıralım. Bir barbunya yapacağım. Yemeğimizi yaptıktan sonra da temizliğimize başlayalım. Uzun zamandır da yemek tarifi vermiyorum sizlere. O yüzden bugün barbunyayı beraber yapalım istiyorum. Önce soğanımızdan başlayalım. Bengi'den Noyan'ı yatırmadan önce içeride kitap okuyor. Buraya sesleri biraz geliyor. Siz de duyuyor olabilirsiniz şu an. Patates de biraz topraklı olduğu için şöyle peçetenin üzerinde ilk olarak kabuğunu keseceğim. Burada da buzluktan barbunyalarımı çıkardım. Şu patatesi yıkayayım, şuraları bir toparlayayım, geliyorum. Şurada da önceden kabuklarını soydum. Havuçlarım var. Şöyle bir tane de havuç çıkartıyorum. İlk olarak soğandan başlayacağız. Zeytinyağında soğanlarımızı iyice kavuracağız. Soğana bakın, çok acı. Açamıyorum gözlerimi. Hiç sevmiyorum böyle soğanı. Şöyle çekip ipli bir aparatım vardı. O da kırıldı. Gözlerimden sular akıyor şu an. Yarısını doğradım. Şimdi yarısını doğrayacağım. Gözlerim çok kötü. Görüyor musunuz nasıl su akıyor? Kör oldum. Of, çok kötü. Aşırı acıymış soğan. Hemen doğrayıp şu soğanı ortadan kaldırmak istiyorum. Barbunya yapacağım tenceremin altını açtım. Isınıyor şu an. Yaklaşık bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Isınan yağın içerisine soğanlarımı ekliyorum. Soğanlarımız kavrulurken havucumuzu ekleyeceğim. Havuç biraz kalın olduğu için daire şeklinde değil, şöyle ikiye böldüm. Yarım daire şeklinde doğrayacağım. Havuçlarımı şimdi kavrulan soğanlarımın içerisine ekliyorum. Onlar kavrulurken bir tane domates rendeleyeceğim. Bu arada yemeği resmen gözü kapalı yapıyorum, biliyor musunuz? Açamıyorum gözlerimi. Nasıl su akıyor? Aşırı kötüyüm şu an. Çok kötü bir soğanmış. İlk defa böyle kötü bir soğan doğradım. Aşırı acı.
Açılmıyor gözlerim. Umarım alerjimi tetiklemez bu benim burun akıntısı. Of, çok kötü. Şu şekilde yapıyorum yemeği. Şakasız. Yani açamıyorum gözlerimi. Neyse, devam edelim. Pes etmek yok. Ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar biber salçası, yine bir yemek kaşığı kadar da domates salçası ekliyorum. Hemen göz kararı ekliyorum. Siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Biraz kimyon ekliyorum. Biraz karabiber ekliyorum. Biraz da pul biber ekliyorum. Tatlı kaşığı kadar, neredeyse bir küp şeker kadar da şeker ekliyorum. Şöyle hepsini karıştırıyorum. İki paket çıkartmıştım ama bir paket yeterli gelecek. Gözüme az göründü biraz. O yüzden iki paket çıkartmıştım. Ama gayet yeterli. Üzerine çıkacak kadar sıcak su ekliyorum. Ve artık ağzını kapatıp yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz. Hala soğandan dolayı gözlerim yanıyor. Çok kötü durumda. Kapıyı falan da açamıyorum. Noyan'ın olduğu yere de kokusu gitmesin diye. Ama çok kötü yanıyor gözlerim. Barbunyamızı yaptık. Yanına pirinç pilavı yapacağım. Bir de yoğurt çıkaracağım. Şimdi eve bir süpürüp sileyim, güzelce bir toz alayım. Halılarımı sereyim. Zaten dün güzel bir temizlik yapmıştık Bengi'yle. Sonra da beraber bir markete gidelim. Hazır mutfaktayken arka planı görmeyin, bu arada felaket dağınık şu an. Noyan'ın da çorbasını hazırlayayım dedim. Şöyle size göstereceğim. Çeyrek kabak var. Şöyle çeyrek bir havucumuz var. Bir diş sarımsak. Neden odaklamıyor? Bir diş sarımsak. Ve şöyle biraz da bezelye. Bu malzemelerden Noyan'a da güzel bir çorba yapalım beraber. Şimdi hızlıca hazırlayalım Noyan'ın yemeğini. İnce ince doğruyorum ki çabucak pişsin. Vitamini kaybolmasın diye. Havucu da aynı şekilde ince ince doğruyorum. Zaten bunlar blenderdan geçecek. Çorba haline getireceğiz. Şöyle bir diş sarımsağı da ortadan ikiye bölüyorum. Bu şekilde bırakacağım. Bezelyeler de burada zaten. Altını açıyorum. Üzerine çıkacak kadar da sıcak su ekliyorum. Dinlendikten sonra da blenderdan geçireceğim. Noyan'ın da öğünü bu şekilde hazır olmuş oldu. Bir şuraları toparlamam lazım. Hızlıca şuraları bir toparlayalım ve geri kalan işlerimize devam edelim. Odasını süpürdüm. Bengi çağırdı mutfağa. Salçalı makarna yapmış. Sabah kahvaltıyı çok erken yaptığımız için aslında biraz acıktık. O yüzden şöyle az bir salçalı makarna yapmış ikimize de. Makarnamızı yiyelim. İşimize kaldığımız yerden devam edelim.
ya, o kadar güzel oldu, o kadar özlemişim ki. Kış evini özlemişim. Bu çiçeğimi buraya aldım, bu kauçuk çiçeğimi çok seviyorum. Beni takip edenler biliyor. Noyan'a daha yeni hamile kaldığımda almıştım. Ve şu kadar falandı bu çiçek. Bayağı bir büyüdü, yeni yeni yapraklar hala vermeye devam ediyor. Ama Noyan buna kafayı takmış durumda. Sürekli çekiştirdiği için Noyan'ın ulaşamayacağı bir yere koydum bu çiçeğimi. Şu tüylü yastıklarımı çıkarttım. Hepsini çıkartmadım. 2 tane çıkarttım. Her koltuğa şöyle 1 tane koydum. Halımızı serdim. O 2 koltuğun arasındaki bu yapay çiçeğimi de buraya koydum. Bu da bu köşede bence gayet güzel oldu. Burası da zaten böyle biliyorsunuz. Salon artık tamamen kışlık moda geçmiş durumda. Sadece perdesi de yıkanırsam mükemmel olacak. Son dokunuşu da ebebekten aldığımız bu oda kokusuyla yapıyorum. Bu pudra kokusu muhteşem. Bu ebebeğe girdiğinizdeki o pudra kokusu, bebek kokusu bu. Bunu Bengi buldu. Bengi aldı bana. Şimdi bunu da sıkıyoruz ve salonun son dokunuşunu yapıyoruz. Şimdi mutfağa geçtik. Mutfağın halısını sereceğim. Benim bu geçen seneki halımla aynı halı. Sadece o dikdörtgendi, bu oval olanı. Halıma yağ döküldüğü için halı yıkamacı mümkün değil çıkmaz abla dedi. Yani hiç uğraştırma bizi. Halıdan yağ lekesi çıkmaz. Sürekli kusar deyince ben de oval şeklinde olanı aldım. Daha yeni geldi bugün. Bunu da açalım, mutfağında halısını serelim. Mutfağımın halısı da bu şekilde. Kendi halımın, mutfak halımın aynısı model olarak. Sadece o dikdörtgen dediğim gibi. Bunu bu defa böyle oval tercih etmek istedim. Zaten mutfağım küçük bir mutfak, ince uzun bir mutfak. Masanın altına da girsin istemiyorum. Şurada hafif bir kat izi var. Bu da artık üzerine bastıkça düzelir. Antrenin halısını da serdim şimdi. Benim için en önemli olan halı buydu. Çünkü en kirli halım buydu. Simsiyahtı diyebilirim size. Çok ayak altında olduğu için rengi çok kötü bir hale gelmişti. Ama tertemiz yıkamışlar. Çok mutlu oldum şu an. Buranın halısı da serildi. Burası da bitti. Buraya da şöyle bir çözüm ürettim kendimce. Şu ortadaki kat izine sandalyeyi yatırdım. Şu uçlarda kalkmasın diye. Aslında ters çevirince, yani halının ters yönüne kıvırınca düzeliyor ama tam istediğim gibi düzelmedi. O yüzden şöyle 2 tane de ağırlık koydum. Biraz böyle dursun burası. Noyan'ın odası kaldı sadece. Şimdi oraya geçiyoruz. Bir toparlayacağız. Orayı da seriyoruz. Noyan yatak odasında yattığı için oraya giremiyoruz şu an. Gördüğünüz gibi kameram şarjda. Kameramın şarjı bitti. O yüzden Noyan'ın odasının bitmiş halini çekeceğim sizlere. Kameramın biraz şarjı da olsun bu sırada. Noyan'ın halılarla ilk tanışması. Anneciğim, beğendin mi halılarımızı? Güzel mi? Ay! Sevdin mi anneciğim halıları? Noyan çok şaşkın şu an. Gel hadi gel, bana doğru gel. Aferin, gel. Gel anneciğim, gel. Yatma anneciğim. Gel hayatım. Ay çok güzelmiş. Ay. Güzel mi? Evet, sevdin, sevdin. Anlayabiliyorum sevdiğini. Yumuşacık bak. Tam senin için. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz ya? Noyan? Ne yapıyorsun sen? Evi ilk defa halılı görüyor. Noyan'ın odası da bitti bu arada. Şöyle bir sepetimiz vardı. Buna Noyan'ın oyuncaklarını koydum. Örümceğini iyice temizledim. Tekerleklerini sildim. Şurada oturma minderimiz var. Halısı zaten beyaz halı, tertemiz olmuş. Şöyle koltuğunu iyice süpürdüm. Biraz nemli bezle sildim. Dolaplarını sildim Noyan'ın. Burası da bu şekilde. Şu albümü geçenlerde BİM'den aldım bu arada. Çok istiyordum bu albümü. Noyan'ın doğduğu andan itibaren çektiğim tüm resimleri bu albümde biriktireceğim.
Ve bizim burada bir mama sandalyemiz daha var. Birini mutfak masasına koydum. Biz yemek yerken yanımızda durmasını seviyoruz. Yemek yediğimizi görmesini seviyoruz. Yani bizimle masaya oturtuyoruz bizim o yana genelde. Bu da biraz büyük bir mama sandalyesi. Mutfağıma sığmadığı için şimdilik burada duruyor. Güzel bir markanın. Kullanışlı aslında, güzel, kaliteli bir mama sandalyesi ama çok büyük olduğu için şimdilik burada. Buna ne gibi bir çözüm bulacağım henüz bilmiyorum. Mutfaktakini kullanıyoruz. Daha size tam olarak çekmedim. Şöyle göstereyim. Bu iki sandalyeyi böyle koyduk. Mama sandalyesini de şöyle koydum. Yanımızda otursun diye. Mutfakta bu şekilde oldu. Bu arada ben bitik durumdayım. İnanılmaz yoruldum. Daha markete gideceğiz. Bir pilav yapacağım. Pilavı da yaptıktan sonra çıkarız artık. Efe çok geç gelecekmiş. Dün de çok geç geldi. Bugün de geç gelecek. Şu sıralar işleri çok yoğun. Buranın da kapısı kapalı duruyor. Açmaya kıyamıyorum. O kadar temiz, o kadar mis gibi kokuyor ki şu an kış moduna girdi ya burası. Hiç kullanılsın istemiyorum şu an burayı. O yüzden kapısı kapalı şimdilik. Çocuk odasına zaman geçireceğiz. Ya sen ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? He? Neyin heyecanı? Neyin heyecanı bu? Çok heyecanlısın bakıyorum. Nuyan. Tamam gel. Gel. Allah Allah Allah, heyecana bak ya. Heyecana bak ya. Yerim seni ha. Uyandığından beri bu halının üstünde, biliyor musunuz? Bayıldı bu halıya. Sanırım yumuşak diye. Neyse, ben şimdi mutfağa geçiyorum. Şöyle hazırladım. Pilavımı yapacağım. Nuyan'ın çorbası pişti bu arada. Bizim de yemeğimiz hazır. Bir pilav yapıyorum ve hemen markete gidiyoruz. Teyzesi Noyan'ı giydirmiş. Ya şunun tatlılığına bakın. Bak seni yerim ha. Noyan, ısırırım seni. Surata bakın. Bu konverseleri de teyzemiz aldı. Daha yeniler ama biraz giyerken sıkıntı yaratıyor Noyan Bey. Anneciğim, kış geldi, ayakkabı giymen lazım. Tamam mı? Tamam mı? Burası niye böyle olmuyor? Bir tık daha öne çekmen lazım ablacığım. Tamam mı? Kameralara saldırma. Ben hazırlandım. Pilavın da altını kapattım. Pilavımız da oldu. Teyzemizi bekliyoruz. Teyzemiz de giyinsin. Evden çıkış yapacağız. Noyan da burada beşiğinin içinde. Noyan. Aşkım. Annem benim. Evden çıktık şimdi. Hem biraz yürüyüş olsun dedik. Yolu uzattık. Uzakta olan bir markete gidiyoruz. Şöyle bir de bir temiz hava alalım dedik. Bugün bütün gün evdeydik. Saati de bayağı geç yaptık. İşimiz anca bitti. Saat şu an 7'ye geliyor. Öğlen zaten size de göstermiştim. Makarna yemiştik. O yüzden henüz acıkmadık daha. Barbunya pilavı yaptım. Ama yoğurt yok. Yoğurtsuz da güzel olmuyor. Hem birkaç eksik var, onları alacağız. Hem muhakkak bir yoğurt almamız gerekiyor. Bir de canımız biraz yürüyüş yapmak istedi açıkçası. Şöyle biraz yürüyoruz. Oradan da market alışverişimizi yapıp eve geçeceğiz. Yanlışlıkla çarptım arabayı. Çarptım. Çıkar ve gülüşünü görelim birazcık. Çarptım. İnanmıyorum. Ya ne yapıyorsun sen markette? Nasıl? Ya Noyan uyuyakaldı. Kuzum benim. Geri açtı gözlerini. Bir uyuyor bir uyanıyor. Biz de hala yürüyüşe devam ediyoruz. Eve geldik. Saat de 8'e geliyor. Bayağı bir yürüyüş yaptık. Tost ekmeği aldık. Yoğurt yok demiştim. Yoğurt aldık.
Bir de şöyle 4 tane küçük kola aldık. Artık litrelik kola almıyoruz çünkü bitiremiyoruz. Asitik açınca da içmiyoruz. Tek içmelik şeklinde alıyoruz. Ay Noyan'a bakın. Seni yerim ha. Bu ne? Yerim seni. Ne oluyor lan buraya? Bitmek yapıyor. Bu arada çok da acıktık. Hemen şöyle pilavın altını yakıyorum. Yemeğin de altını yakıyorum. Yemeklerimiz biraz ısınsın. Noyan'ın da çorbasının altını yaktım. Biraz ısınsın. İçerisine irmik ekleyip blenderdan geçireceğim. Noyan'a onu içireceğim. Sen o halıyı çok sevdin. Ne yapacağız böyle? Ha? Çok mu sevdin? Çok mu yumuşak? Üstündeki siyah. O halı tüylü. Ne olacak senin o üstün? Bir balkon kaldı. Orayı yapmadım. Pilavla barbunyayı yan yana mı yeriz? Ben yan yana yerim. Tamam, ben de yan yanayım. Böyle çukur tabak koyuyorum o zaman. Durursa? Pul biberle tuzu da koysana ablacığım. Yemeğimiz hazır. Noyan durmayınca onu da mama sandalyesine koyalım dedik. Gerçi bakalım bize yemek yedirecek mi bilmiyorum ama. İnanmıyorum sana. Burada benle mi oturuyorsun? Senlik bir şey yok. Başladık. Güzel mi anneciğim? Ben yaptım. Barbunya. İstiyor. Şu suyundan biraz tattırıyorum. Ya aslında ben ek gıdada biraz geleneksel gidiyorum. Yani her şeyin tadına baksın. Her şeyin tadını bilsin istiyorum. Beğendin mi? Yavaş yavaş baharatlara da alışsın. Zaten 7. ayına girdi. Suyundan birazcık tattırdık. Gayet de iyi gidiyor. Hatta 4 aylıkken ben kuru fasulyenin suyundan da tadına baktırmıştım Noyan'ın. Bir şey de olmadı açıkçası. Ağzını silelim. Ama ağzını silelim evet. Üzerini kirletmesin. Şimdi biz de bir yemeğimizi yiyelim. Nimet ne hale geldi? Şu nimet ne halde şu nimet? Ver ablacığım. Noyan. Barbunya krizine girdi. Saldırdı barbunyalara. Biraz yedirdik ama çok fazla vermedim. Elmayla savaşıyor şu an. Yemek yemeye çalışıyoruz. Çok güzel bak. Hmm. Elma mükemmel. Ah sen de ye. Çok güzel elma. Parçalar var şöyle kenarda gördüğünüz gibi. Hafif parçalar bırakıyorum ki pütürlü bir şekilde yemeğe alışsın diye. Çok acıktı. Şimdi hemen Noyan'ın öğününü yedirelim. Nam 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 nam. Çok güzelmiş ya. Ay. Ay. Noyan'ı teyzesine devrettim. Teyzesi yediriyor. Bu arada çorbasını bitirmek üzere. O sırada Efe geldi. Efe'nin yemeğini hazırladım. Mutfağı toparlayacağım. Sonra Noyan'ın elini yüzünü iyice silip onu yatışa geçireceğim.
Bulaşıkları toparladım, mutfağı da temizledim, pijamalarımı giydim, Noyan'ı yalışa geçirdim. Efe ile kendime birer tane kahve hazırlayacağım, sonra dinlenmeye geçeceğim. Bugün gerçekten çok yoruldum. Bengi de içeride ders çalışıyor. 2 hafta sonra sınavları var. Kahvemi içerim, bugün artık burada kapatırım. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. İyi geceler. Günaydın. Yeni bir sabahtan hepinize selamlar. Efe'ye yolcu ettikten sonra Noyan da uyandı. Bugün pazar. Birazcık daha geç gidiyor Efe pazar günleri. Bu hafta izni yok. İzinsiz çalışıyor. Odasına gittik. Altını değiştirdim. Tekrardan baktım. Uykusu var. Hemen geri uyudu zaten. Beşiğine yatırdım. Ben de biraz yatak odasını havalandırdım. Yatağımı toparladım. Şöyle güzel bir kokumu sıktım. Tekrardan kapattım pencereyi. Böyle serili eve uyanmak o kadar güzel ki. Nasıl özlemişim ya. Gittim kalktım sabah böyle odaları tek tek geziyorum. Sizde de var mı böyle evi temizlediğinizde? Gidip tekrardan bakıyorum böyle. İzliyorum temizlediğim yerleri. Çok hoşuma gidiyor. Mutfak da tertemiz şu an. Bir su koyacağım, bir kahve içeceğim. Yapmam gereken editlerim var. Biraz onlarla uğraşacağım. Bengi de yatıyor, Noyan da yatıyor. Onlar uyanana kadar ben de biraz düzenlemem gereken videolarımı düzenleyeceğim. Uyanır uyanmaz sizlere de gelip bir selam vermek istedim. Günü başlatmak istedim. Günaydın. 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 Ne zaman kalktın sen? Ben işlerimi yapıyordum. Bilgisayarda işim vardı biraz. Sen ne zaman kalktın? Günaydın. Sesini duydum anneciğim ben senin. Bana mı seslendin? Beni mi çağırdın aşkım sen? He, beni mi çağırdın sen? Ay ay, bu harekette yeni öğrendik bunu. Bu ne böyle? Kimden öğrendin sen bunu? Ay, sağlıklı yaşa. Mutlu yaşa. Güzel uyudun mu? Genelde sevindiğimizde yapıyoruz bu hareketi. Ay, ay, tulumun da çok tatlı. Ay, sağlıklı yaşa. Ne oluyor böyle? Kahvaltımız da hazır. Noyan yatışa geçti. Biz de hemen kahvaltıyı hazırladık. Tost yaptım. Kahvaltıda mandalina yemeği çok seviyorum. Böyle hafif, pratik bir kahvaltıyla günü başlatıyoruz. Kahvaltıdan sonra Noyan'la teyzesi odada biraz oyun oynadılar. Ben de mutfağı toparladım, makineyi boşalttım, bulaşıkları yerleştirdim. Noyan Bey'i de biraz örümceğe bindirdim. Çünkü bugün dışarıda muhteşem bir hava var. Noyan da dışarı çıkmak için sabırsızlanıyor, değil mi Noyan? Ben içeri gidiyorum. Bir yanıma gelir misin? Halılardan dolayı biraz zor ilerliyor örümcekte. Benim de hala üzerimde pijamalar var. Pijamaları çıkartmadım. Şimdi üzerimi değiştireyim. Çıkış yapalım. Hazırlandık. Böyle yazın tatile giderken aldığım kimonoyu giydim. Uzun zamandır giymiyorum. En son tatilde giymiştim. İçerisine bir crop giydim. Üzerine de bunu aldım. Bizimkiler de bu şekilde hazırlar. Gözlerim parlıyor. Evet. Benimki de bazen parlıyor. Noyan'a da geçtiğimiz hafta Adana'da aldığımız takımı giydirdik. Hepimiz güzel bir şekilde hazırlandık. Şimdi pazara gidiyoruz. Bayağı güneşli, sıcak bir hava var bugün. Oldukça sıcak hava. Hatta uzun zamandır
Hava çok kötüydü. Noyan da biraz D vitamini alsın. O emzi inşallah atmaz. Umarım. Duruşa bak. Etrafını izliyor. Meraklı meraklı. Var ya şunlar. Yoksa önü böyle mi? İkisi de güzel. Biz eve geldik. Pazardan hiçbir şey almadık, alacak bir şey bulamadık. Pazarı komple dolaştık, dönüşte de bir markete uğradık. Marketten aldıklarımızı beraber bir çıkaralım. Sonrasında tavuk çıkaracağım. Akşam yemeği için tavuk yapacağım, yanında da nohutlu pirinç pilavı yapacağım. Ama öncelikle biraz dinlenmeye geçeceğim. Yol biraz yordu bizi. Migros'a uğradık. Şöyle bir tane cips aldık. Sleepy'nin bu beyaz sirke, karbonat ve çam kokulu olanını aldım. Bu çok güzel kokuyor. Kokusunu çok beğeniyorum ve çok güzel indirimdeydi. Kalmamıştı zaten evde de. Şöyle salatalık aldım. Canım inanılmaz şekilde lahana turşusu istedi. Şöyle bir lahana turşusu aldım. Şunlar küçük kolalar. Ve şöyle bir iki tane de abur cubur atıştırmalık aldık. Marketten aldıklarımız da bu kadar. Şimdi tavuğu buzluktan çıkarıyorum. Onun buzu birazcık çözülene kadar biraz dinleneceğim ben de. Nohutlu pilavım burada hazır. Tavuklarımı iyice böyle didikledim. İçerisine tuz, karabiber ve biraz pul biber attım. Başka bir tencerede de biraz domates salçası, biraz biber salçası ve çok az da kekik kavurdum yağıyla beraber. Şimdi bu hazırladığım sosu da tavukların üzerine ekleyip karıştıracağım. Ve yemeğimiz hazır. Çok güzel görünüyor gerçekten. Bugün aldığımız turşudan da koydum. Şimdi bize afiyet olsun. Biz yemekten sonra ortalığı toparladık. Bayağı sohbet ettik. Salonda oturduk ve şimdi Noyan'ı tekrardan yatırdık ve şöyle atıştırmalıklar hazırladık. Film açtık. Film izleyeceğiz. Şimdi hangi filmi izleyeceğimizi de göstereyim ve artık bu videonun burada sonuna gelelim. Uzun zamandır bu film Instagram'da keşfette hep karşıma çıkıyordu. Takip ettiğim birkaç arkadaşım da izlemiş ve çok beğenmişler. Zaten top 10 listesinde şu an ikinci sırada. Bu filmi izleyeceğiz. Size de öneri olsun. Filmimizi izleyeceğiz. Sonra artık biz de yatışa geçeriz. İki günümü dolu dolu sizlerle paylaştığım bir video oldu. Ben her zaman olduğu gibi çekerken çok ama çok keyif aldım. Umarım sizler de aynı şekilde videomu izlerken keyif almışsınızdır. Bana destekleriniz videolarımın devamı için, benim motivasyonum için gerçekten çok çok önemli ve değerli. Güzel desteklerinizi bekliyorum. İzlediğinizi görüyorum ama kanalıma abone olmuyorsunuz. Bu beni çok çok üzüyor. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.